4 ile 2012'yi çarpalım. Ya da bu sefer size bir kıyak geçeceğim. İşleri kolaylaştırmak için 4 ile 201'i çarpalım. Sondaki 2'yi attık. Daha önceki videolardan hatırlayacağınız gibi büyük olan sayıyı üstte yazarak başlayacağız. Çarpma işlemini yapmanın en sık kullanılan yöntemi budur. 201'i yazalım. Küçük sayıyı da altına yazalım. Birler basamağındaki sayıları alt alta getirmemiz gerekiyordu. Hatırlayalım. Evet, 201 çarpı 4. Şimdi iki basamaklı bir sayıyı tek basamaklı bir sayıyla çarparken yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. İlk olarak 4 ile 1'i çarpmamız lazım. 4 kere 1, 4 eder. 4'ü buraya birler basamağına yazıyorum. Sırada 4 ile onlar basamağındaki rakamın çarpımı var. Onlar basamağında 0 var. 4 kere 0 ne eder? Yine 0 eder. 0'ı da buraya onlar basamağına yazalım. Ve son olarak 4 çarpı 2 var. 4 kere 2, 8 eder. Ve 8'i de buraya yazıyorum ve cevabımız hazır. 804. Peki bu sonuca nasıl ulaştık? 4 ile 1'i çarptık, 4 elde ettik, 4'ü buraya yazdık. 4 ile 0'ı çarptığımızda onlar basamağında bir 0 elde ettik. Onlar basamağında bir 0 ve onu da buraya yazdık. Ve son olarak 4 ile 2'yi çarptığımızda ise 2 yüzler basamağında aslında burada 4 ile 200'ü çarpmış oluyoruz. 4 ile 2'yi değil, 4 ile 200'ü çarpmış oluyoruz. 4 kere 200 de 800 eder. Şimdi burada 4 çarpı 201 işlemini yaparken basamak değerlerine dikkat edersek 4 çarpı 200, 800. Artı 4 kere 0, 0. Artı 4 kere 1, 4. Yani 800 artı 0 artı 4'ü toplamış oluyoruz. Bu da ne eder? 804 eder.